Merhaba sevgili çiçek dostlarım, kalanşolar yaz bakım videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda hem budamasını yapacağız, kalanşomuzu çoğaltacağız, kuruyan çiçeklerimizi temizleyeceğiz ve yaz boyunca bitkimizi en gölge yerde muhafaza ederek köklenmesini bekleyeceğiz. Kışı hazırlayacağız bitkimizi ki kış mevsiminde bize çok daha güzel çiçekler açabilsin. İlkbaharla birlikte bitkimizi yenileyeceğiz. Bu turuncu kalanşom iki defa açtı. İkinci açışı bu. Yavaş yavaş artık çiçek renkleri solmaya başladı. Bunları da temizleyeceğiz, kuruyanları. Biraz daha bekleyeceğim. Bu benim kanalımı ilk açtığım zamanlarda yayınladığım videom, kalanşo bakım videom, genel olarak bir video yayınlamıştım. Ve kanalımın maskotu oldu. En çok izlenen videolardan bir tanesi. Bunu da şu anda bir işlem yapacağız. Diplerini göstereceğim size. Yeni gelen filizler oluşmaya başladı. Bu da sarı renkte olan kalanşomuz. Onun da kuruyan çiçeklerini almıştım. Beyaz kalanşomu da göstermiştim size daha önce. Kalanşolar soru cevap videomuz var. Çok ayrıntılı ve detaylı bir şekilde sormuş olduğunuz sorulara orada cevaplamıştım. Bu videomuz yaz bakımı ile ilgili. Ben çok fazla çiçekler olduğu için üstünde birçoğunu aldım. Birkaç tanesini sadece bıraktım şu anda. Şurada gördüğünüz gibi temizledim tamamen kuruyan çiçekleri. Zedelenen yaprakları. Bu benim emektar kalanşom. Uzun yıllardır benimle birlikte. Çok güzel beyaz çiçekler açıyor. Çok güzel gövde yaptı. Saksısından çıkardıktan sonra bazı kökleri temizleyerek bonsai yapmayı düşünüyorum. Nasip olursa inşallah durumuna göre değerlendireceğim. Yine burada kırmızı renk açan kalanşomuz. Bu da çiçeklerini aldıktan sonra, kuruyan çiçeklerini temizledikten sonra yeni yapraklar gelmeye başladı. Şu anda yaz boyunca çiçeklerden sonra bitkimiz yine gelişimi devam ediyor. Fakat bunu en gölge, en güneş görmeyen yerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Yaz sıcaklarını hiç sevmiyor bitkimiz çünkü. Kapalı ortamlarda daha önce de söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Özellikle de yaz sıcaklarında sulamayı fazla yaptığımızda bitlenmeler, küflenmeler, mantar hastalıklarına yakalanabilir. Özellikle ona dikkat edersek açık havada olması gerekiyor. Ne kadar çok açık havada olursa ve sonbaharda, kışa yakın bir zamanda soğuklara dayanıklı bitkimiz, dona dayanıklı değil fakat soğuklara dayanıklı, biraz soğuk ayaz görmesi gerekiyor. Don olaylarından, don olan iklimlerde çiçeğimizi iç mekana değil de kapalı balkon gibi bir yerlerde muhafaza etmemiz çok uygun olur. Kışa yakın bir zamanda, Aralık ayından itibaren, yani Kasım sonu gibi, yine bulunduğunuz iklimi dikkate alarak bitkimizi güneş gören yere almak gerekiyor. Ne kadar çok güneş görürse kış mevsiminde o kadar daha çabuk tomurcuklanır, o kadar daha hızlı çiçek açar. Yine burada bir tane kırmızı kalanşomuz var. Bunun da dalları uzadı. Bir tane çiçeği kaldı şu anda üstünde. O da daha taze olduğu için çiçek, onu almadım. Fakat budamasını yapacağım ki boya uzamasın. Bu şekilde boya uzayan kalanşolarınız varsa şu anda tam da zamanı, çiçeklerden sonra budama yaparak tekrar filizlenmesini sağlayabiliriz. Ne kadar çok budarsak bitkimiz o kadar çok çiçek açar kış mevsiminde. Yine burada bir tane başka kalanşomuz var. Bu da canlandı. Güneşte duruyordu. Şu anda en gölge yere aldım. Yaprakları gayet sağlıklı. Kenarları kızarmaya başladı. Yani bu kalanşolarımız yaz mevsiminde gölge yerlerde mutlu olurlar. Seni de videoya çekelim mi? Derin. Gel. Derin kaçtı. Çocuklar oynamaya çıktılar bahçeye. Demek orkide var. Hoş geldin. Derin, merhaba de ablalara. Ben de onun arkadaşıyım. Derin çok tatlı. Burada da arkadaşı varmış. Bisiklet sürüyor. Kaslarını gösteriyor. Evet, biz konumuza dönelim. Şimdi kalanşomun bakımını yapacağız. Dün iki tane saksı aldım. Yani saksılar aldım. Saksım biraz derin olduğu için içine strafor parçaları ekledim. Üstüne de toprağını ekleyeceğim. Diğer saksımda da aynı şekilde. Yeni kestiğimiz kalan şu fidelerimizi bu iki saksıya alacağım.
Şöyle toprağımı, sukulent toprağı, hafif nemli toprağım. Strafor parçalarını, saksı derin olduğu için hem topraktan tasarruf hem saksım ağır olmuyor. Rahat kullanabiliyorum. Buraya toprağımı hazırladım. Diğerini de toprağımı hazırlayacağım. Kestiğimiz fideleri, onlara dikimlerini gerçekleştireceğiz. Şu kalan çiçeklerini ilk önce budayacağım. Hepsini budamıştım az önce gösterdiğim gibi. Bu kuruyan çiçekleri, kurumak üzere olan çiçeklerin hepsini tamamen temizlememiz gerekiyor bitkinin üzerinden. Yaz bakımında. Böyle alacağız bunları. Şunu da alayım çünkü bu dalı keseceğim. İstediğiniz yerden fideler alabilirsiniz. Bitkinizin uygun olan yerlerinden fideler alabilirsiniz. Budama yapabilirsiniz. Mesela şuradan bir kesik alacağım bundan. Bunu saksıdan çıkardıktan sonra bakacağım. Durumuna göre budama yapacağım. İplerden de alabiliriz. Bu şekilde. Bu bitkim çok yıllık benim. Dikimini birlikte yapacağız şimdi. Şuradan nereden alayım? Şunu alayım buradan. Birkaç tane fide buradan alacağım. Ve bitkimi bırakacağım. Çok güzel gövde oluşturdu. Kalanşo bonsai için çok uygun olacak. Onu alayım. Bu kalanşomu budama yapmıyorum şu anda. Çünkü çok fazla uzun değil dalları. Burada çiçeği var bir tanecik. O açıyor. Daha önce çiçeklerini almıştım, kuruyan çiçekleri. Kuruyan çiçekleri aldığımız yerlerden yeni sürgünler gelmeye başladı. Bu şekilde. Gelişiyor bitkimiz. Toprağını da değiştirmiyorum, ellemiyorum. Çünkü geçen sonbahar, kışa yakın bir zamanda ben bunun toprağını yenilemiş, değiştirmiştim. Onu da bir tarafa alıyorum, gölge yere bırakacağım. Kış mevsimi tekrar çiçek açmak üzere. Bu iki bitkimin de toprağını değiştirmeyeceğim. Çünkü bunları da kış mevsiminde değiştirmiştim topraklarını. Bunu hatırlarsınız, videomuzda vardı. Bu mevsimde de şu anda çiçekli ve tomurcuklu kalanşolar var satışlarda bu şekilde. Fakat onları eve getirdiğinizde yaz mevsiminde kalanşolarımız açmadığı için çok kısa bir zamanda çiçeklerini kurutabilecektir. Yine kuruyan çiçekleri yeni aldığınız kalanşonun toprağını da mutlaka değiştirmenizi öneririm ki gelecek kışta daha güzel tomurcuklansın ve daha güzel çiçeklensin. Bunun toprağını ellemiyorum. Bu da kalıyor. Biraz daha çiçeğin açmasına izin vereceğiz. Çünkü gayet güzel. Sadece şurada bir tane kuru çiçeği var. Onu almam yeterli olacak. Turuncu kalanşomuzda ise yine bu çiçekleri solmaya başlamış. Kurumaya başlamış. Bunu daha fazla burada bekletmenin hiçbir anlamı yok. Alacağım. Hatta hepsini budamam. İyi olur. O videomda demiştim 15 Haziran'a kadar açar inşallah demiştim ki istediğim gibi oldu çok şükür. İkinci kez açtı. Diplerden de hep çiçekler geldi ve diplerden şu anda yeni fideler gelmeye başladı. Geniş yapraklı bir kalanşo. Rengini çok seviyorum bunun. Bu çiçeklerin hepsini mutlaka temizleyerek yaz bakımını yapalım. Şimdi çiçeklerini aldığımız sap kısımlarından şuradan mesela çiçek sapını kestik. Tam yaprağın dibinden yeniden yavru gelecek. Hatta bir tanesine gelmeye başlamış. Şurada tam yaprağın dibinden yavru geliyor. Bunda uzun dal olmadığı için budanacak herhangi bir dalı yok. Bir tek buradan bir tane yeni fide oluşmuş. O da büyüsün bu şekilde. Bu çiçeğimi de toprağını da değiştirmiyorum. Bunu ne zaman değiştireceğim? Önümüzdeki yaz artık. Kışın da bu saksıda kalacak. Önümüzdeki yaz bu mevsimde hem toprağını hem saksısını biraz büyütmemiz gerekirse onu gerçekleştireceğim. Hem de fideler uzarsa onları budayacağız. Bunu da ellemiyorum. Bu şekilde kalıyor. Bir tane daha kırmızı var. Çok tazecik çiçekleri. Buralardan budamıştım. Bu şekilde biraz daha uzamasını
bekleyebilirsiniz. Yani mutlaka bu mevsimde budanacak diye bir kural yok. Sonbaharda da yapabilirsiniz budama işlemini. Fakat ilkbaharda yapmamızın sebebi, ben her zaman bu mevsimde yapıyorum çiçekleri bittikten sonra. Yaz boyunca yeni fideler oluşuyor bitkimizde. Ve kış mevsiminde daha hızlı bir şekilde tomurcuklanma gerçekleşiyor. O sebepten dolayı ben genelde Mayıs sonu yapıyorum. Bu sene biraz daha geç kaldılar havaların ısınmasıyla birlikte. Daha geç ısındı havalar çünkü. Bu kestiğimiz yerlerden hep fideler oluşacak yeniden. Dallanacak, filizlenecek bu şekilde budayabilirsiniz. Budama ile ilgili, nasıl budamamız gerektiği ile ilgili, ne zaman budamamız gerektiği ile ilgili çokça sorular geldiği için bu videoyu oluşturdum. Yaz bakımını bu şekilde yapabiliriz. Bunu da çiçekleri tamamen kuruduktan sonra şu alt kısımdan şuradan keseceğim. Daha sonra şunu da alalım, burada kalmasın. Bunu da budadık. Şimdi dikim aşamasına geçeceğim. Şöyle alayım. Kırmızı beyaz bir saksım olacak. Şu zedelenmiş yapraklarını alacağım. Bunları alayım buradan. Şöyle toprağım sukulent toprağı. Sukulent ailesinden kalan şularımız. Çok hafif nemli, kuruya yakın bir toprak. Kova içinde muhafaza ediyorum kendi hazırladığım sukulent toprağımı ve hafif nemli kalıyor her zaman. Çok hafif nemli, sulamasını yapmayacağım bir 15 gün. Aynen sukulent çeliklerde yaptığımız gibi sulama yapmayacağım. 15 günün sonunda zaten köklenmeye başlayacaktır. Ondan sonra sulayacağım. Yaz mevsimi boyunca kalan şularımızın suyunu azaltmamız gerekiyor. Daha az sulayacağız. İhtiyaçları kadar sulayacağız. İkliminize göre yine hareket edeceğiz. Eğer çok nemli iklimde yaşıyorsanız ona göre sulamasını gerçekleştirelim. Toprak tam kuruduktan sonra yine yaz mevsimi boyunca sulamaya devam edeceğiz. Yaz mevsiminde tek dikkat etmemiz gereken şey güneşte kalmaması bitkinin. Ne kadar daha gölgede, daha esintili bir yerde kalırsa o kadar daha çok filizlenir, o kadar daha çok fideler oluşur, o kadar daha çok tomurcuklanır sonbaharda. Bu tarafa beyaz ektim, bu tarafa da kırmızı fideleri ekeceğim. Şöyle alayım. Alt yapraklarını mümkün olduğu kadar temizleyelim. Yapraktan da üretim yapılabiliyor. Fakat hiç gerek yok zaman kaybetmeye. Çok geç köklenirler. Çok yavaş büyürler. Uğraşmaya değmez. Vaktiniz varsa tabii ki deneyebilirsiniz. Bu şekilde dolduracağım tamamen saksımı. Doldurdum saksımı. Köklenmelerini bekleyeceğiz. Kopardım yapraklar. Bunları toprak üstüne atabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz dilerseniz tabii ki, vaktiniz varsa. Şimdi büyük saksıyı sadece içinden çıkartacağım bitkimi. Bakacağım durumuna. Bunu da buraya alalım. Evet. Ses yapıyor tepsi. Bunu çıkartacağım. Uzun yıllardan beri bu saksımın içinde sadece toprak ve gübre takviyesi yapıyordum. Bu arada toprak ve gübreye gelmişken, kalan şuların çiçek açması için herhangi bir maya kürü, işte ev yapımı bazı kürler vermeyin lütfen. Vermenizi önermiyorum. Kalan şular sadece iyi toprağa ihtiyacı var. İyi bakıma ihtiyacı var. Onun dışında zaten çiçek açacaklardır bolca. Haşlanmış tuzsuz yumurta suyu vermeniz yeterli olacaktır. Diğer türlü hem sineklenmeler çok olur hem bitkiyi kaybederiz. Çok açması için bu kürleri denememeliyiz. Böyle bir kök çıktı.
Bu kalanşomdan tekrardan budama yaparak güzel bir bonsai'ye dönüştürmek istiyorum. Bunu da bir sonraki videoda gerçekleştireceğim. Yine sizlerle paylaşırım. Köklerini temizledim. Toprağım çok eski toprak olduğu için bunu bahçeye atacağım veya bahçe çiçeklerinde de kullanabiliriz bu toprağımızı. Benim toprak karışımlarımda her zaman söylediğim gibi sadece solucan gübresi mevcut. Onun dışında herhangi bir bitki besini hiçbir şey vermiyorum. Doğru konum, doğru zamanda budama, doğru zamanda güneşi çıkarma, doğru zamanda gölgeyi alma yaz sıcaklarında. Onun haricinde başka hiçbir işlem yapmıyorum kalanşolarda. Konuyla ilgili sorularınızı mutlaka yoruma yazarsanız, düşüncelerinizi, siz nasıl bakım yapıyorsunuz kalanşolarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız, abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Canlar. Burada da yine bir kök çıktı. Bu kökten de farklı bir şey oluşturabiliriz. Bu tamamen hayal gücümüzle alakalı. Çok kalın gövdeler oluştu. Bu bitkimiz gövdeleri çok sağlıklı. Her ne kadar yaşlı olsa da gövdeler çok sağlıklı. Ben bunu buradan kessem bile yine gövdeden yeni filizler oluşacaktır. Çok vefalı bir bitki. Ben bu bitkimi çok seviyorum. Çok uzun yıllardan beri benimle. Bununla ilgili nasıl bir işlem yapacağımı daha sonra karar vereceğim. Bonsai yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde saksısını değiştirmeniz icap edenler varsa yine bu mevsimde. Diyelim ki bunu aldık, saksından çıkarttık, eski bir bitki. Kök budaması yaparak yeni yerini almamız gerekiyor. Şu kökleri hafif hafif makasla budayarak yeni toprağına geçiş yapabilirsiniz. Evet canlar, benden bu kadar şimdilik. Umarım atladığım herhangi bir konu kalmamıştır. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Denizli'den hepinize selamlar, sevgiler, sağlıcakla, hoşça kalın canlar.